Evet, 5. videoyla başlayalım. Bu kez yine bizden 4 blok hakkı veriyor bize. Yoksa 4 blok hakkı vermese 2 tane move forward, turn left, sonuna kadar git. Ne yapalım? Mesela bir tane koyalım. İleriye gitsin. Sonra sola dönsün. Olacak mı bakalım turn left? Sonra repeat until'i koyalım. Sonra bir blok daha koyalım. Aa, çok kolay oldu. Şimdi bakın bir ileri git. Bir daha ileri git. Sola dön. Şunu koparayım. Şunu koparayım önce. Bir ileri git. Bir ileri git, sola dön. Run edelim bakalım ne oluyor. Döndü, bekliyor. Şimdi artık çok kolay arkadaşlar. Yani iki blok git, sola dön. Bundan sonrası artık düz bir yol. Hatırlayın, ikinci sorudaydı galiba. Düz bir yolda gidiyorduk veya üçüncü sorudaydı. Düz bir yolda gidiyorduk. Düz yolda gitmesi çok kolay. Diyoruz ki bakın sola döndü. Gitti, gitti, sola döndü. Şimdi ne yapacak? Artık buradan sonra sonuna kadar devam edeceğiz. Bize iki blok hakkı daha veriyor. Bak, you have two blocks left. Geriye iki bloğunuz kaldı. Geldim bunu koydum. Repeat until move. Yani artık dön, devam et. Ne kadar devam et? Aha, bunu görene kadar. Yani done olana kadar. Not done olmadığı sürece tekrar et. Not done olmadığı sürece. Repeat until bu. While not done diye onu da bize JavaScript olarak çeviriyor. Reset edelim yeniden. Bakalım. Önce buraya gelecek. Sonra şurada dönmeye başlayacak. Buradan da izlerseniz eğer. Önce şuradan izleyin. Sonra da buradan izleyin. Ben iki defa run edeyim. Şimdi bakın. Move forward. İleri git. İleri git. Sola dön. Sonra while. While dediğimizde bakın şu parantez var ya. Java'da da aynen böyle bir parantez. Not done. Olmadığı sürece. While not done. Ulaşamadığı sürece, hedefe ulaşmadığı sürece ileri git. Dön, bir daha ileri git. Şuradaki kısım, şu şart gerçekleşene kadar şu parantezlerin arasındaki işlemi yap. Şunu yap, bir daha yap, bir daha yap, dön bir daha, dön bir daha. Nereye kadar? Bunu görene kadar. Burası 1000 km olsa 1000 km git demektir. Ya bu şart sağlanana kadar bu işlemi yap demektir. Bu repeat until mantığı, while mantığı, loop mantığı, for mantığı nasıl dersiniz? Genel adı loop, döngü Türkçesiyle, İngilizcesiyle loop. L-O-O-P yazayım şuraya. Loop. Loop mantığı kodlamada çok çok önemli bir mantıktır arkadaşlar. O yüzden loop mantığını iyi düzeyde öğrenmek gerekiyor. Kod yazarken sürekli kullanırız bunu. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Size iyi günler dilerken lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın diyorum.